Çan için değer oluşturmaya devam ediyoruz. Yıllarca sözde edilen ama bir türlü yapılamayanı yaptık. Büyük bir projeyle hayalleri gerçeğe dönüştürdük. İlçemiz termal suyunu modern, şık bir tesisle buluşturduk. Dahası var dedik ve 7800 metrekarelik bir alanda Çan termal konutlarının yapımını gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışmalarla ilçemizi sağlık turizmi destinasyonu haline getirdik. Göreve geldiğimizde şöyle bir hayalimiz vardı bakın. Çan'a marka değerler katmak. Evet, Çan'ın seramiği bir marka ama Çan'a ekstra bir değer katmamız gerekiyordu ve katılabilecek en önemli değer de termal suydu. Şunu biliyoruz, bizden önceki dönemde termal su yerin altındaydı ama üzerinde bir tesis yoktu. Hatta 3 dönem termalle ilgili vaatler vardı. Daha da öteye götürelim, el arabasıyla atılan temeller vardı ama tesis yoktu. Biz göreve geldiğimizde şunu söyledik, biz bu tesisi yapacağız dedik ve Çan'a, termale ciddi bir yatırım yaptık. Şu anda Çanakkale'de, bu bölgede kime termal deseniz insanların ilk söyleyeceği yer Çan. Bu bakın amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Ve oteli inşa ettikten sonra birkaç yıl oteli biz işlettik. Sonrasında da şu anda bunu duyar gibiyim hemşehrilerimizden. Evet, otel yaptınız ama oteli şu anda belediye işletmiyor. Evet, bu da bilerek yaptığımız bir şey. Çünkü belediye işletmeci değildir bakın. Belediye tesisi yapar, kazandırır, oradan çıkar, başka işlere geçer. Biz bu tesisi Çan'a kazandırmasaydık hiçbir yatırımcı gelip Çan'a böylesi paralar harcayarak böyle bir otel yapmazdı. Önemli olan Çan'a böyle bir eserin kazandırılması. Bu eser yoktu. Bu eseri yaptık. Sonrasında da işletmesinden çıkarak oradan elde ettiğimiz gelirle Çan'a yeni eserler kazandırmaya devam ettik. Hani bir söz vardır ya, iş bilenin kılıç kuşananın.